Çoğuna ilave ettik. Değerli arkadaşlar, üretim fonksiyonuna baktığımızda klasik üretim fonksiyonları sağlar. İş gücü, sermaye, toplam, girişimci. Dört tane üretim fonksiyonu. İş gücünün müteşebbisiyle iş gücü içerisinde değerlendiriyoruz. Toprağı sermaye ile birleştirdiğimiz zaman iki temel üretim fonksiyonu karşımıza çıkıyor. Sermaye ve iş gücünü kullanmak kalbiyle bu fonksiyonun hareket etmek suretini biri tek değişiklik faktörü üretildi. Üretimde kullandığımız faktörlerden bir ya da birkaçı sabit kalmadı. Diğerlerini değiştirmek suretini ürünün değişen miktarına binecek. İki boyutlu sistemde çalıştığımız için faktörlerden birisini sabit aldı iş gücü ya da sermaye sabit almak kaydıyla değişken faktörü üretimde kullanılan miktarıyla üretim arasında bir ilişki arıyor. Belirli bir faktör düzeyine kadar üretimde kullandığımız her değişken faktör toplam üretime katkısı bir önceki faktörden daha fazla. Yani üretimdeki artışı daha fazla. Belirli bir faktör düzeyine kadar. Buna artan verim deniyor. Belirli bir faktör düzeyinden sonra üretime devam edildiği zaman üretimde kullandığımız değişken faktör üretime katkısı bir önceki faktörden daha az oluyor idi. Bu arada azalma verildi. Bu iki süreç birlikte dikkate alındığı zaman iktisadın değişmeyen, değişmesi de mümkün olmayan kanunlardan birisi. Artan ve azalan verim kanunu ortaya çıkıyor. Kısa dönemli bir analizdi. Niçin belirli bir faktör düzeyine kadar üretimde kullandığımız her değişken faktör toplam üretime katkısı bir önceki faktörden daha fazla oldu? Gündüz arkadaşlara söylediğim zaman ilkokul talebeleri gibi birçok el kalktı cevap vermek için. Ve aynı gruba. İki gruba da ben deniz geliyorlar, derse geliyorum. Geçen derste bunu altını çizerek söyledim. Teşekkürlerimi çizdim. Kitaplarda olmuyor. Gelinin içinde olmak böyle bir şey. Diyoruz ki, üretimde kullandığımız her değişken faktör belirli bir faktör düzeyine kadar üretimde meydana getirdiği değişme. Yani üretimdeki artış belirli bir faktör düzeyine kadar fazla olur. Belirli bir faktör düzeyine kadar üretimde kullandığımız her değişken faktör üretime katkısı bir önceki faktörden daha fazla olur. Buna artan verim diyor. Niçin artan verim ortaya çıkıyor? Başlangıçta üretimin başlangıç aşamalarında her değişken faktörü isabet eden sabit faktör miktarı fazla. Dolayısıyla değişken faktörü fazla olan sabit faktörle birlikte üretime katıldığımız zaman üretim miktarındaki artış fazla. Üretim başlangıç aşamalarında her değişken faktörü isabet eden sabit faktörlükler başlangıçta fazla. Giderek azalan bir seyir izliyor. Başlangıçta her değişken faktöre daha fazla sabit faktör düştüğü için sabit faktörle birlikte değişken faktör üretimde daha fazla artışa yol açıyor.
Bundan tabloyu ortaya koyduğumuz zaman bizim verdiğimiz örnekte sabit faktör 5000'di. Üretim miktarı değişken faktöre bağlıydı. Hiç değişken faktör kullanmadığımız zaman üretimimiz yok. Bir birim değişken faktör kullandığımız zaman o sabit faktörle birlikte ürün artışı verdiğimiz tabloda 11 idi. Artan ve azalan verene göre tablo hazırlamışız. İkinci birim değişken faktörü üretime kattığımız zaman 5 birimlik sabit faktörle birlikte birinci ve ikinci birim değişken faktör toplamda 30 birimlik üretim meydana getiriyor. Ancak ikinci birimin üretime katkısı 10'dan 30'a çıktığına göre 20 milyon. Sonra 60'a çıkıyordu. Sonra 100'e çıkıyordu. Sonra 130'a çıkıyordu. 150'ye, 161, 161, sonra 144. Böyle bir tablo hazırlamıştık. Siz de ona göre tabloları hazırlayın. Yani sınav da dahil deneme yapın. Zaman zaman sayısal bir örnekle başladım sorulara. Bakıyorum ki tamamen yakını kitaptaki örnekleri alıyorum. Nasıl olsa garanti görüyoruz. Özellikle ikame esnekliği ile ilgili bir soru sorduğum zaman oradaki 159'u veriyorum. Nasıl olsa garanti görüyoruz. Hoca yapmış. Hata payı yok burada, öyle düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, işte faktörlerde biri sabit, biri değişken, neden üretim komisyonumuz bu? Birinci analiz türümüz bu idi. Geçen dersimiz detaylı şekilde tanımladık. Şimdi iki değişken faktör üretim. Üretim fonksiyonumuz keşke FKL üretim faktöründen hareket etmek suretiyle. Bu sefer bir ürünün belirli bir miktarını elde ediyoruz. Bunun için de üretimde kullandığımız faktörler birbirleri yerine kullanılıyor. İkame ediliyor. Sermaye miktarını azalttığımız zaman üretimde kullandığımız iş gücü miktarını artırıyoruz. Birbirimiz gelirimiz miktarını elde ediyoruz. Eğer üretimde kullandığımız sermaye miktarını artırıyorsak üretimde kullandığımız iş gücü miktarını azaltmamız gerekiyor. Üretim faktörleri birbirleri yerine kullanılıyor. Çok sayıda faktör birleşimi söz konusu. Bir ürünün belirli bir miktarını elde etmek için üretimde kullandığımız farklı faktör birleşimleri var. Bir başka ifadeyle bu fotoğrafını çektiğimiz zaman diyoruz ki iki üretim faktörünün farklı birleşimlerinin geometrik yeridir fotoğrafta olduğunu. Adını eş ürün dedi. Üretim faktörünün farklı bileşiklerinin geometrik yeri. Yani bir ürünün belirli bir miktarını elde edebilmek için üretimde kullandığımız faktörler farklı bileşiklerle aynı ürünü elde ediyoruz. Aslında tüketim teorisinde karşılık eğrisine benzer roller oynuyor. Üretim teorisindeki bu eş ürün analizi. Bu sonuçta acaba hangi faktör bileşimlerini elde etmemiz gerekiyor? Burada bir esneklik bir kime? Üreticiye. Üretim faktörleri, farklı bileşimlerini aynı ürünü elde ettiğimize göre faktörlerde bir bileşim, en iyi bileşim, optimal faktör bileşim dediğimiz. Nasıl belirleyeceğiz? Arkasında üretim maliyetleri var. Kısıtlayıcı unsur da ortaya konmak suretiyle onu belirleyecek. İşte üretici bu esnekliği göz önünde bulundurduğu zaman farklı bileşimler kullanmıyor. Üretim faktörleri farklı bileşimlerini
aynı ürünü elde etmek istediğine göre bunlardan en iyisini seçmek gerekiyor. O da bize hemen ya maliyet minimizasyonuna götürüyor ya da üretim maksimizasyonu. Sonuçta amaç kar etmek, ana amaçta kar maksimum düzeye çıkarmak olduğuna göre ister maliyet minimizasyonu olsun, ister üretim maksimizasyonu aynı kapıya geliyor. Daha bu mesele var ya, havalileri, haveli halde. Genel İnsaf dersinde biliriz, maliyet minimizasyon. Ya adından belki zaten, maliyeti minimum hale getireceğiz. Yani bir üretim hedeflemişiz diyelim ki, çok ağabeyinden kümüş üretim miktarını üretmek istiyoruz. Bunu yapmak için maliyet minimizasyon. Yani olabildiği ölçüde az maliyetli üretimi gerçekleştireceğiz. Maliyet minimizasyon ya da üretim maksimizasyon. Bu da adından belli. Üretimi maksimum hale getireceğiz. Nasıl yapacağız? En az maliyeti katlanmak suretiyle üretimi maksimum hale getireceğiz. İster maliyet minimizasyon, ister üretim maksimizasyon bizi aynı yere götürür. Diyelim ki maliyet minimizasyonu umarım A-Man'dan 3 milyonu elde edeceğiz. Bunu olarak bir ölçüde az maliyete katlanacağız. Yani bir eş maliyet haftası gündeme geldiği zaman öyle bir tercihte bulunacağız ki bir faktörler arasında bir tercihte bulunacağız. Mesela 2 biri, 3 biri, 3 biri, 3 biri, tercihte bulunacağız. Aynı ürünü elde etmek için. Eş ürünün eşitlerinde olduğumuz göre iki üretim faktörünün farklı bir eşitlerinin geometrik yeri bize fotoğrafı eş ürünün ismini verdiğine göre faktörler arasında bir tercihte bulunacağız. Birisi bu. İki kısıtlayıcı bu. Yani o tercihte bulunduğumuz üretim miktarı elde etmiş olacak. Belirli bir ürünü elde etmek istiyoruz. Olabildiği ölçüde az maliyetle bu işi yapacağız. Yani üretim konusunu getirip maliyet, eş maliyet faktasını yerleştirdiğimiz zaman İki fonksiyon eğimi birbirine eşit olacak. Bunlardan bir tanesi eğimi, eş ürün eğrisinin eğimi, marjinal tekniki kanal olarak biraz sonra anlatacağız. Bu eş maliyet eğimlerinden birisinin eğimi de faktör fiyatları oranına eşit. Değil mi? Böyle midir? Böyle olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla aynı noktada olduğumuza göre bir üretim faktörleri arasında tercihte bulunacağız. İki, o tercih yaptığımız faktör bileşimlerini satın alma gücüne sahip olacağız. Tüketim teorisinde bunları konuştuk. Orada bütçe idi. Nihai maliyetimizi de alıyorduk. Burada da üretim faktörleri için ayrıca kaynak maliyeti tanımladığımız zaman üretim faktörlerine, üretici hizmetlerinden ötürü yapılan ödemelerin adı maliyet. Notasyonun farklı olmasıyla birlikte işin mantığı aynı değerli arkadaşlar. Eş ürün evlerdir. Bundan sonra göstereceğiz. Eş ürün evlisinin baktığı zaman karşılık eğrilerine benzer ama karşılık eğrileri negatif eğrilir. Eksenlere yaklaşır ama eksenleri kesmez. Eş ürün evlisinin farkı İkame sınırları içerisinde. İşte bir yapacağız. Sermaye miktarını artırdık. Aynı ürünü elde ettiğiniz için iş gücü miktarını azaltacağız. Ne kadar azaltacağız? Hiç olmazsa bir kişinin olabildiği düzeye kadar minimum iş gücü miktarı olacak. Altına inemiyoruz. İkame sınırı bu. Ya da tersini yaptığımız zaman iş gücü miktarını artırdık. Üretimde daha fazla insan çalıştırdı. Bu karşılığında sermaye miktarını azaltıyoruz. Sermaye üretilmiş üretim aracıdır. İşte adına ne koyuyorsun? Kamyonda, kamyonda, iş makinesiydi. Adına ne diyorsan değil. Yani en az kullanacağın sermaye miktarıdır. İkame sınırları. Onun dışına taşınıyorsunuz. Taşlarınız takdirde
pozitif yayın kazanır ki üretim faktörleri, marjinal verimleri pozitif olmaktır. Çıkar negatif olur. Bunları bugünkü dersimizde konuşacağız, değerli arkadaşlar. Söylediklerimizden sonra PowerPoint'i açalım bakalım. Şimdi tablo karşımıza çıkıyor. Sermaye miktarı var. İşgücü miktarı var. Yatay ekseninde işgücü, bilgi ekseninde de sermaye koymuşuz. Dışarıda daha renkli gözüküyor da bu biraz silik. Bakıyorsun mesela 200 birim var. Haftada bir 200 var. Bir de 200 var. Beyaz demir içerisinde gösterilmiş. Evet, burada biraz daha cam, yine beyaz demir içerisinde. Bakıyorsun mesela yukarıda 346 var. 346, 329 var. 648 var. Üretimde kullandığı faktörler birbirleri yerine kullanılıyor. Aynen Mustafa da hesap makinesiyle faktörleri yazıyor. Mesela 200'den başlayalım. 200 birim bakıyorsunuz. Sermayeden 4 birim kullanmışız. İş gücünden 1 birim. 200 birim üretimden de etmişiz. Sonra aşağı inmişiz. Sermaye miktarını biraz azaltmışız. Bunun karşılığı iş gücü miktarı. Birden ikiye çıkartmışız. Üretim miktarı yine 200 olmuş. Sonra sermaye miktarını bir birime indirmişiz. İş gücü miktarı 4 birim. Ona bakıyoruz ki sermayenin minimum miktarı 1 birim. Ya da yukarıdaki 200'e baktığımız zaman burada da iş gücünün minimum miktarı da ikame sınırları gösteriyoruz. 346 için de benzer analizler yapabiliriz. 346'ya bakıyoruz. 6 birim sermaye, 2 birim iş gücü kullanmışız. Sermaye miktarını 6'dan 4'e indirmişiz. İş gücü miktarı 2'den 3'e çıkmış. Böyle bir tablo izlenmiş. Nasıl hazırlanmış bir tablo? Yani birisi oturmuş kendiliğinden ne yapmış? Böyle rakamlara baktığımız zaman biraz farklı rakamlar. Yani böyle birisi oturup kendiliğinden böyle tablo düşünmesi zor olacak. Bir fonksiyona bağlı bu. Fonksiyon da altta var. Fonksiyonu yazalım. Bu fonksiyon, bu tablo fonksiyonu bakıyoruz. Böyle bir üretim fonksiyonu. Hemen tablonun altında, ilk nokta bu yazı. Bakıyorsun mesela işte 200'ü nasıl elde ettik mesela 4 dilim sermaye kullanmış, matematik yapalım, 4 dilim sermaye kullanmışız. 1 dilim iş gücü. Üretim miktarı ne olacak? Şu köpte 2 olduğuna göre şurası, şurada 2 birbirini götürür. Şeklinde dışarı çıktığı için. İşte böyle işlemler yapıyorsunuz. 265'i bulmak istediğimiz zaman da 7 birim sermaye, 7 birim iş gücü. Bunu kökten çıkarttığı zaman yüzümle çarptığı zaman 265'e yakın bir rakam ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman üretim faktörü, üretim katkılarına mesela aşağıda satırlardan takip edelim bakalım. Bir birim sermaye kullanmış zaman iş gücü miktarını artırmış. 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'den 4'e, 4'ten 5'e böyle bir işlem yapmışız. Bir birim sermaye, bir birim iş gücü kullandığımızda 100 birim üretim var. 2 birim iş gücü kullandığımız zaman bir birim sermaye karşısında 141 birim üretim elde etmişiz. Yani üretim miktarı artmış. Hiç kullanmadığı sıfır. Sıfırdan yüze çıkmış.
140 lira çıktı. Sonra üç birim iş gücü kullandığından bir birim sermayeyle 141'den 173'e çıkmış. Sonra 200'e çıkmış. Sonra 223'e çıkmış. Bakıyoruz ki üretimde artış var ama artış hızında bir azalma söz konusu. Faktöre baktığımız zaman iş gücünün üretimde faktörsünün azalması sevmiyor. Azalan birini gösteriyor. Benzer şekilde bu sefer de sütunlar üzerinde bir hareket yaptığımızda aynı şeyi görürüz. Bir birim iş gücü, bir birim sermaye, 100 birim üretim, 2 birim sermaye kullandılar, yüzler 141'e çıkıyor. 3 birim sermaye kullandığı zaman bir birim iş gücüyle 173, 200, 223 bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz sütunu aşağıdan yukarı hareket ederseniz 200'den 283'e çıkmış, 346'ya, 400'e çıkmış. 447'ye çıkmış bu sene. Ondan sonra 490'a çıkmış. Bakıyoruz ki sermaye üretimine katkısı önceki faktörlerden daha az. Böyle bir tablo düzenlenmiş. Bunu koordinat sistemine aktardığımız zaman eş bölüm eğrisini elde ediyoruz. Aktarım. Koordinat sistemine aktarım. Değerli arkadaşlar. Biraz önce dedim ki tüketim teorisinden mallar birbirleri yerine kullanıyor. Karşısında değerleri, eksenleri yaklaşıyor, mal eksenleri yaklaşıyor. Ama kesmiyor. Kestiği takdirde bir mal tüketilecek demektir. Burada da farkı üretimde kullanılan üretim faktörleri birbirleri yerine ikame ediliyor. İkamenin bir sınırı var. Çizelim bakalım ikame. Sınırları nasıl etkileyebiliyor? İkame sınırları nasıl belirleriz? Mesela alt ikame sınırı ya da üst ikame sınırı. Alt ikame sınırı nasıl belirleriz? Geometrik olarak. Sermayenin kullanılacağı minimum miktarı bize gösterecek. Bunun için de alt ikame sınırını belirlemek için iki eksenle gösterdiğimiz sermaye eksenine dikler çiziyoruz. Bu diklerden bir tanesi eş müdürlüsüne değer oluyor. Kullandığınız sermaye ustanın minimum miktarı bize veriyor. Alt ikame sınırını böylece belirlediğimize göre bundan sonra artık üst ikame sınırını benzer şekilde yazacağız. İş gücü eksenini bu sefer ihtiyaç çizeceğiz.
kritiklerden bir tanesi, eşit mevzisinde teyit olduğunda ikamenin üst sınırını belirlemiş olur. İşte üretim faaliyetinden ölçen üretici ikame sınırları içerisinde üretim faaliyetinden ölçmüş olacak. Böyle yapmışlar. Eşit mevzisini böyle ifade ettikten sonra eşit mevzisinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Böyle çok uzatmayacağız. Kısa olarak eşit mevzisinin üç tane özelliğinden bahsediyorum. Bir, üretimin ekonomik bölgesi de negatif eğim. Evet, üretimin ekonomik bölgesi nedir? Negatif eğim kısımlar. Bu bölgede üretimin ekonomik bölgesi. Bu tek değişken faktör üretimde üretimin bir sahasına karşılık geliyor. Hatırlıyor musunuz? Geçen ders uzun boyu konuşmuştuk. Tek değişken faktör üretimde üretici, üretim faaliyetinde bulunması gereken safa, hangi safaydı? İkincisi. Üretimin ikinci safası, değil mi? Üçüncü safasında değişken faktör kullanımı olsa bile, fazla olsa bile üretimin üçüncü safasında üretim faaliyetinde bulunmuyordu üretici. Çünkü daha fazla değişken faktör kullanmış olmasına rağmen üretim miktarı azalıyor. Üretimin birinci safhasında da üretim faaliyetinde bulunuyor, değil mi? Bakın şimdi şuna baktığımızda, her değişken faktörü hesap ettiğin üretim miktarı, üretimin birinci safhasında fazla. Yani o sabit olsun, tamam, kullanılmıyorsun. Dolayısıyla sermaye unsuru bizim verdiğimiz örnek, ama sabit unsur genel olarak baktığımız zaman, sabit unsurun da birinci safhası, değişken faktör üçüncü safhasına karşılık geliyor. İki üretim faktöründe üretime katkısı negatif. Hem sabit unsur açısından baktığımız zaman hem de değişken unsur açısından baktığımız zaman negatif katkılar var. Öyleyse üretimin ikinci safhasında üretim faaliyetinde bulunacağız. Burada bir soru sormuştum. Bakalım bir haftada ne yaptık? O soru burada duruyor mu? Üretimin İkinci safhasında üretim faaliyetinde bulunduğumuz zaman hem değişken faktörü hem de sabit faktörü üretime katkıları pozitiftir. Azalmasına karşılık marjinal ürünleri pozitiftir. Notasyonla ifade ettiğimiz zaman üretimin ikinci safhasında hem iş gücü marjinal verimi hem de sermayenin marjinal verimi pozitif. Öyleyse iki üretim faktörü de üretime katkılarının pozitif olduğu üretimin ikinci safhasında üretim faaliyetinde bulunacağız. Ama tam olarak nerede üretim faaliyetinde bulunacağız deyince kitapta soru çekiyor. Bu tam olarak bilebilmemiz için bir üretim faktörü oturum faktörü lan fiyatını bileceğiz. Ürün fiyatıyla para fiyatıdır. Niye? Üreticinin amacı kar etmek. Ana amacı da kar maksimizeyi çıkarmak olduğunu göre kar fonksiyonu yazmış. Geçen dersimizde yapmıştık, değil mi? Bir kar fonksiyonu yazmıştık. Pi eşittir toplam gelir eksi toplam maliyet. Diyorsunuz ki üretim miktarı üretimle ilgili bir analiz yaptığımıza göre üretim miktarını biraz değiştirirsek toplam kârda bir değişme olacak. Amacımız kârın maksimum üretim miktarı. Dolayısıyla üretim miktarını biraz değiştirdiğimiz zaman toplam geride de bir değişme olacak. Üretim miktarı bir miktar değiştirdiğimiz zaman toplam maliyette de bir değişme söz konusu olacak. Şimdi buraya kadar analizi yapıyorum. Bundan sonra matematikten sonra ki mesela bu örneğimiz kâr maksimizasyonunda değişkenlere göre kısmı türevi var. Sıfır eşit diyeceğiz. Buna bir defa da ayarlamış kar fonksiyonu. Toplam gelir, eksi toplam maliyet. Böyle bir kar fonksiyonumuz. Değişken faktörümüz, üretim miktarı. Yine biz değiştirdik.
bizler diyorlar ki böyle bir olsun, kar maksimum. Maliyet minimizasyonu olabilir. Burada değişkenlere göre kısmı tüylerini alacak. Bir tane değişkenimiz var. O değişkenlikler üretim miktarı. Üretim miktarı delta kadar değiştiğiniz zaman kar fonksiyonundaki değişmeyi ölçüyorsunuz. Bu ilave kar dedikleridir. Üretim miktarını delta kadar değiştiğiniz zaman toplam gelirdeki değişmeyi ölçüyorsunuz. Üretim miktarı delta kadar değiştiği zaman toplam maliyetteki değişmeyi ölçüyorsunuz. Değişkenimiz üretim miktarı. Üretim miktarı diyor. Kısmı türevini alıp sıfıra eşitlediğimizde ondan dönüşür. Değerli arkadaşlar. Eşitliğin son tarafı burada sıfıra eşittir. Yani amaç kar etmek, ana amaçta kar maksimum diye çıkarmak olduğuna göre kar maksimum üretim miktarını ilave kar sıfır demektir. Yine ortadaki kavram. İkinci safhasında tam olarak nerede duracağız sorusu sorulduğu zaman faktör fiyatlarını diyeceğiz. Faktör fiyatlarını üretim miktarını faktör miktarlarına çarptığımız zaman toplam maliyetimizin ürünün fiyatını piyasaya mal ve hizmet sunuyoruz. Girişim türü alıyor. Üretim faktörünü bir araya getiriyor. Mal ve hizmet üretiyor. Kar amacıyla piyasaya sunuyor. Bu işi yaparken de işin riskini üzerinde alıyor. Ya gerçek kişinin oluyor ya da tüzel kişidir. Artık günümüzde böyle çok gerçek kişi bu işler yapmıyor. Yani tüzel kişiler yapıyor. Üretim faktörleri fiyatları var. Girişimcinin de fiyatı var. Gelirle maliyet arasında bir fark olduğunuz zaman bu da girişimci fiyatı. Kârlı. Kâr diğer faktör. Fiyatlarında farklı. Girişimci sonuçta gelirle maliyet arasında pozitif bir fark var ise kendisine bir pay elde ediyor. Halbuki diğer üretim faktörleri üretimin sonucuna bakmadan üretimde kullanılan faktörler değişim değeri üretime katkılarından ötürü bir pay elde ediyoruz. İşte iş gücü çalışıyor, günlük bir çalışıyor, haftalık mı, aylık mı? Sonuçta sizin ne yaptığınız müteşebbis olarak hiç sonuca bakmıyor. Aldığı inşaatta çalışıyorsanız şantiyeye el bakın, başınıza yıkar. Eğer akşam ücretini ödemezseniz, işte toprağın da bir fiyatı var, sermayenin de bir fiyatı var. Bu üçü, iş gücünü, sermayenin, toprağın fiyatı sonuca bakmadan elde edilen fiyatlardır. Müteşebbisin fiyatı sonuca bakıyor. Pozitif bir değer var ise, gelirli maliyet arasında, toplam gelip toplam maliyet arasında girişimcinin fiyatı ortaya çıkıyor, pozitif. Yoksa kim nasıl? Diyoruz, 10 dakika ara.
bölgesinde iki genel ifte orijinal dış bükümde üç keşif bölgesidir. İstisnai durumlar da var. Bunlardan bir tanesi eğer üretim faktörleri tam ikramı ise eğri şeklinde çıkar, doğru şeklinde alınır. İkinci istisna da üretim faktörleri tamamlayıcı nitelikte ise bu sefer de eş ürünleri 90 derecelik açı yapan bir konumda olur. Üçüncü özellikle eş ürünün eğrileri kesişme. Üretimde kullandığımız üretim faktörleri belli aralar içerisinde birbirleri yerine ikame edilir. Mesela bu şekilde esas aldığımız zaman bakıyoruz. A'dan başlamak üzere C'ye kadar üretim faktörlerinde birisinin miktarını arttırdığınız zaman diğerinin miktarını azaltıyorsunuz, aynı ürünü elde ediyorsunuz. İkame sınırları gördüğünüz burada gösterdiğimiz gibi. İkame sınırları içerisinde eş ürün eğrileri faktörler. Negatif eğrileri. Çünkü iki üretim faktörüyle üretime katkısı. Pozitif. Hem iş gücü hem sermaye. Üretim faktörlerinin fiyatı bulduğu yönde üretim faktörlerine bir ödeme yaptılar. Bunların sonucunda da bir getiri elde ediliyor. İşte belli sınırlar içerisinde negatif eğilim, faktörler birbirlerinin yerine ikame edilir. Belli sınırların dışına çıkınca pozitif eğilir. Ya faktörlerden birisini sabit alıp diğerini arttırdığınızda üretim miktarı artmıyor, azaltıyor. Ya da her iki üretim faktöründe üretimde kullanılan miktarlarını arttırdığınız zaman yine üretim miktarı bakıyorsunuz. İki üretim faktöründe arttırıyorsun, üretim miktarında bir değişme olmuyor. Dolayısıyla negatif eğilimli olması iki üretim faktörü üretime katkılarının pozitif olmasından kaynaklanıyor. Ben ne yapıyorsun? Nasıl görüşürüz? D'den başlayıp G'ye kadar üretimde kullanılan iş gücü miktarını arttırıyoruz, sermaye miktarını azaltıyoruz. G noktasından sonra üretime devam ettiğimiz takdirde pozitif kazanacak. Aşağıya bakınca daha fazla iş gücü kullanacaksınız. Üretim miktarı artmayacak. Dolayısıyla daha fazla kullanacaksınız. İş gücü miktarı marjinal değeri negatif olacak. Üst ikame sınırından E'den sonra da yine üretime devam ettiğiniz zaman E'den başlayarak A'ya doğru hareket ettiğiniz zaman daha fazla sermaye buna karşı daha az iş gücü alıyorsunuz. A noktasının genel adı faktörler birbirlerine yerine ikame ediyor. A noktasından sonra artık devam ederseniz daha fazla sermaye kullanmanız lazım. Çünkü bu sefer de sermayenin marjinal değeri negatif. Dolayısıyla normal şartlar altında eş ürünlerin negatif eğilim olduğu kısımda üretim faaliyeti de bulunur.
Eşyanın eğrisinin herhangi bir noktasındaki eğimi mutlak değerine marjinal tepkik ikame oranıdır değerli arkadaşlar. Karşısının değerlerinin eğimi gibi. Herhangi bir nokta alıyorsunuz. Geçen derslerimde söyledim. Herhangi bir fonksiyon edildi. Bir noktanın eğimini bulmak için. Aldığın noktada fonksiyonu teğet çiziyorsunuz. Teğetin eğimi. Çizilen teğeti tabanla yaptığı açık tanjantta bize eğimi verdi. Yukarıdan aşağı doğru hareket ettiğimiz zaman bakıyoruz ki değerli arkadaşlar eğim azalan bir seyir istiyoruz. Sadece eş yüzeysi eğimi azalıyor. Üretim faktörlerinin üretime katkılığında farklılık gösteriyor. Şimdi ağzından başlıyor. Eğer doğru hareket ettiğimiz zaman daha fazla iç gücü kullanıyorsunuz. Buna karşı daha sermaye kullanıyorsunuz. Başlangıçta kullandığı sermaye miktarı daha fazla. Ama giderek azalan bir seyir izliyoruz. Alt tutanma sermaye geldiği zaman bakın bir sermaye kullanma miktarı sıfıra geçiyor. Dolayısıyla üretim faktörleri üretimden yerin yeri oranla farklılık gösteriyor. Başka bir şekil çizelim burada. Eşitlik eğrisi, eğrini ifade edelim. Şimdi burada elden hareket etmek suretiyle marjinal tetik etmek oranı üretim faktörlerinin değişim yani oranına eşittir. Bu da aynı zamanda üretim faktörlerinin marjinal verimleri oranına eşittir. Üretimde kullandığımız üretim faktörlerinden her seferinde birinin kullanılan miktarını azaltıp diğer üretim faktörünü aynı miktarıyla değişirseniz bu sefer her seferinde daha az kullandığınız üretim faktörünü toplam üretim katkısı daha farklı olurken aynı oranda üretim faktörünü değişerek diğer üretim faktörünü daha az kısmıyla aynı ürünü elde ediyorsanız o zaman ilave olarak her seferinde kullandığınız üretim faktöründen marjinal verimi azalacak demektir. Eğime bakıyoruz.
eş ürünlerinin herhangi bir noktasında bir eğil mutlak değer, marjinal teknik ikram olan eş ürünlerinin eğilinin değerine eşittir. A'dan B'ye hareket ettiğimiz zaman bakıyoruz ki, mesela sermaye miktarı 3 milyon azaltılmış. Buna karşı her seferinde 2 milyon miktarı aynı oranda arttırılmış. A'dan B'ye geldiğimiz zaman üretimde kullandığımız şimdi miktar 1 milyon değişiklik. Sermaye miktarı bakıyoruz. Mesela göz kararı baktığımız zaman yaklaşık 3 birim azaltmışız. Marjinal indis olarak L ve K'yı gösteriyor. Birincisi önce L'ye gösteriyor. Bu bir anlam var mı? Marjinal teknik ikramı olarak L, K ne anlamı geliyor? Önce L'ye gösterdiğimiz zaman değişimin her seferinde iç gücünden aynı oranda olduğunu gösteriyor. Bunu eşler değer alabiliriz. Bir bölü marjinal reyze teknik ikramı düşün. K ile eşit. Bu sefer de sermaye üretimde kullanılan miktarını her seferinde aynı oranda değiştirsek marjinal teknik kavga oranına baktığımız zaman marjinal teknik kavga oranına göre burada bakıyoruz. Marjinal burada teşekkür etse son makamını gel. Delta kavga delta M değişim alanı. Eksi ortadan kaldırmak için bir kafa aldım. Ya da eksiyle çarptım. Orada negatif eğilmeler. Buna göre faktörlerden birini artırdım diye ne azaltacaksınız da? Bu doğa sonucu olan, matematik olarak negatif eğilmeler karşımıza çıkıyor. Marjinal teknik ikram oranı madem ki her seferinde iş gücünün miktarı aynı oranda değişmiş. Öyleyse delta L bile eşit olsun. L1'den L2'den L3'ü oradan 4'ü 5'ü çıkmış. İş gücündeki değişim 1 demektir. Böyle olunca da bunu daha sonra 3 tane nokta koyuyoruz. Therefore, marjinal teknik ikramları sermaye miktarındaki değişim kadar azaltır. Madem ki marjinal teknik ikramları delta K ve delta L'dir. Delta L 1'e eşit olduğuna göre iş gücünün değişimi her seferinde aynı. Bundan şu paydadaki değere baktığı 1'e gördüğün zaman ne kalsın? Sermaye miktarındaki değişmeye kalkıyor. Dolayısıyla marjinal delta K'ya eşit olacak. Yani arkadaşlar. Eğer sermaye miktarı her seferinde aynı oranda değilse bu sefer de marjinal teknik ikramı bir yerde bir bölü delta L şeklinde ifade edilmesi gidermektir. Eğim yukarıdan aşağı doğru hareket ettiği zaman eğim azalacağız. Teğet çizeceğiz. Bu teğetin eğimi. B noktasından C noktasına geldiğimiz zaman teğetin miktarına bakıyoruz. Aynı teğetin miktarına. Sermaye miktarı aşağı yukarı. Sermaye ile iş gücü miktarı birer bir değişmiş değil, bir eşit demektir. Sonra C'den D'ye hareket ettiğimiz zaman bakıyoruz ki sermayedeki değişim üretimde kullanılan miktar daha az. İş gücü aynı oranda artmış ama üretim miktarı değişmediğine göre sermaye üretime katkısı giderek artıyor demektir. İş gücü giderek katkısı azalmış. İkame sınırları içerisinde kırmızı ile gösterdiğimiz bunlar SOS veriyor. Bunlar pozitif emin. Onun içindekiler iki üretim faktörüyle üretime katkı var. E noktasına geldiğimiz zaman bu E noktası İkame
deyimi verdiğine göre buradan hareketler delta kaya sıfır verildiği zaman E noktasında sıfıra karşılık gibi artık değişim yok. T olduğu nokta. O zaman delta kaya sıfır eşit olduğuna göre eğimi bakıyor, marjinal tepkili kavramı sıfır demektir. Sıfır. Neye bölersen böyle, elde bir şey yok. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bilgileri çizdi. Değerli arkadaşlar. Marjinal tepkili kavramı bu şekilde ifade edildiği gibi üretimde kullandığım üretim faktörleri marjinal verimlerin bir esas olarak kaldırıyor. Mesela bu bölgeye başladığı zaman bir ürünün belirli bir miktarını, tüm üçün miktarını elde ediyoruz. Gölden aşağı doğru hareket ettiğimiz zaman her seferinde giderek daha az sermaye kullanacağız. Buna karşılık üretimde kullandığımız iş ürünler her seferinde aynı oranda artar. Üretim miktarı değişmediğine göre daha az kullandığımız üretim faktörü, marjinal verimi giderek artıyor demektir. Buna karşılık her seferinde aynı oranda kullandığımız değişken faktörü üretime katkısı azalıyor demektir. Dolayısıyla marjinal tekniği kavramını bu şekilde ifade ettiğimiz gibi marjinal tekniği, marjinal tekniği üretim faktörlerinin marjinal verimleri oranı şeklinde bir o da üretimde kullanılmış faktörler değişim oranı şeklinde. Nereden çıktı bakalım. Demiş ki üretimde kullanılmış faktörlerinden birisini artırdığımız zaman sermayedeki değişme her seferinde aynı olduğunu, iş gücündeki değişme her seferinde bu şekilde aynı olduğunu, marjinal tepkili kavramı, sermaye miktarındaki değişmeye karşılık gelecek. Üretimde kullandığımız iş gücü miktarını değiştiriyoruz. Mesela delta kadar değiştirdik. Üretimde bir artış sağlayacak. Üretimde sağladığı artış daha fazla kullanılıyor. İş gücü miktarı ile onun ortaya çıkardığı üretimdeki değişmedir. Yani marjinal yönlüdür. İş gücü marjinal yönlüdür. Azaldığı miktar da daha az kullandığımız bu üretim farkı marjinal verimi kadar olacak. Aynı üretim fonksiyonu üzerinde kalmak istediğimize göre A'dan başladık. E'ye kadar her seferinde daha fazla iş gücü buna karşılık daha az sermaye kullanıyoruz. Daha fazla
diğerinin denetim miktarından azalmış söz konusu olur. Böyle bir eşitlik cezalandırız. Toplam üretim miktarındaki artış, toplam üretim miktarındaki azalışa eşit olarak verilir. Sonra işlem yapacağız. Yaptığımız işlemde şu. Marjinal tepkili kalan var. Üretim faktörleri marjinal verimlerle eşit. Üretimde kullanılmış faktörlerin değişim oranına eşittir. Eğimdir yani hepsi. Fonksiyonun eğimini bulmak için de aynı şey yaparız. Eğimi, marjinal tepkili kalan doğranı eşit bir değerisin. Herhangi bir noktasındaki eğimi mutlak değerdir. Yukarıda eğim var mı? Aşağıda eğim daha az. Mesela en noktasındaki eğimi bulmak istersek bir teğet çizeceğiz. Teğetin tamamına yaptığı açı. Kalacak. Karşı bir kenar daha az olacak. Bitişik bir kenar daha fazla. Mesela ortalarda bir yerde eğim bulmak istediğimiz zaman bir teğet çiziyoruz. Çizilen teğetin tamamına yaptığı açını tarayacaktır. Karşı bir kenarla bitişik bir kenar birbirine yakın olur. Yani eğim de yine yakın olacak demektir diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi şu yazdığımız eşitlikten hareket ediyoruz. İki tarafı aynı sayıda bölersek değer değişmiyor. Dolayısıyla şunu bulmak istiyoruz. Şu kartı yazdığımız. Marjinal tepkili kamera üretim faktörü marjinal verimlerine eşit. Bu da üretim faktörünü üretimde kullandığımız değişim miktarının oranı eşittir. Şu işi yapalım. Diyelim ki şunun altında marjinal teknik kanun oranı var ya, bunun karşılığına bakıyoruz. İş gücünün değişim oranının altında sermayenin marjinal verimi var. İşte iki tarafı aynı sayıya bölersek eşitlik şeklinde yazdık ya. Mesela sermayenin marjinal verimine iki tarafı bölersek. Eşitliğin sağ tarafında bu sermayenin marjinal verimleri birbirini ortadan kaldırmış olur. Şöyle bir şey çıkartırız. İki tarafı sermayenin marjinal verimine böldüğümüz zaman sağ tarafta sermayenin marjinal verimleri birbirini getiriyor. 5/5 gibi. Eşitliğin son tarafında eksiği doğrudan kapı işaretini koyuyoruz. Böyle bir işlem. Diyoruz ki şu delta'ya var ya, delta'da eşitliği sağ tarafına geçirelim. İki tarafı delta ile böldüğümüz zaman eşitliği bu sefer sorundaki delta ile birbirini götürüyoruz. Eşitliğin sağ tarafında da delta R. Yani iş gücünün marjinal verimi ve sermayenin marjinal verimi eşit olacak. Delta K bölü delta R. Bu da eğim olarak baktık. Yukarıda ne eşittir? Marjinal teknik kamera. Değerli arkadaşlar, şimdi buradan hareket suretiyle marjinal tepkili kalma oranı ban faktörleri marjinal verimleri oranı eşittir. Bakalım eğimle hareket edip devam edelim. Burada çizdiğimizi tek bir eğim şeklinde tekrar çizelim. İki yüz birim üretim fonksiyonu üzerinde bir noktanın eğimini bulmak istiyoruz. Basit kuralımızı işletiyoruz. Fonksiyon üzerindeki bir noktanın eğimini bulmak için hangi noktanın eğimini o noktada fonksiyonu teğet çiziyoruz.
B noktasındaki eğimi bulmak istiyoruz. 5 yıl eğilsin, 200 milyon eğilsin, B noktasından bir teğet çizdik. Teğetin tabanla yaptığı açı tarzantına bakıyoruz. Tabanla yapmak açı, karşı dik kenar böyle bitişik dik kenar. Karşı dik kenar sermaye miktarındaki kullanım. Yani B noktasında 200 milyon ürün elde edebilmek için 4 dilim sermaye kullanmışız. Bitişik dik kenara bakıyoruz. 4'e karşı bakıyoruz. Burada da 200 milyon ürün elde etmek için iş gücünden de 4 dilim kullanmışız. Marjına tehdit ikanım olmalı. Eğimdir. Şimdi bakıyorum değerli arkadaşlar. Buradan hareket edelim. Burada eğime bakıldığı zaman dedikodu da biraz yapalım. Şekil çok iyi PowerPoint'te çizilmiş. B noktasında 2 birim yanda yukarıda olacak. A noktasında 4 birime karşılık gelecek. Diyorsunuz ki marjinal teknikalar faktörlerin marjinal büyümeleri oranına eşittir. Yani böyle baktığınız zaman eğime baktık. Marjinal teknikalar üretimde kullandığımız faktör değişim oranı eşittir. Bakalım şimdi değişim oranı. A noktasından B noktasına geldiğimiz zaman sermayedeki değişim ne kadar? 2 birimdir. 4'te 2 birimdir. Sonra B noktasından C noktasına geldiğimiz zaman iş gücündeki değişime bakıyoruz. Bu da 2 birim. Dolayısıyla buna baktığımız zaman kümülatif faktör marjinal verim verim oranı biri eşittir. Marjinal tetkik hamur oranına baktığımız zaman burada da 5 yıl verisinin herhangi bir noktasındaki eğimin mutlak değeri eğitim karşı dik kenar bölüm bitişik dik kenar karşı dik kenar 4 birim bitişik dik kenarda 4 birim olduğuna göre marjinal tetkik hamur oranı yine biri eşittir. Faktörlerin marjinal verimleri oranı da biri eşit. Buna kadar marjinal tetkik ikame oranına bakıyorsun. Biri eşittir. Faktörlerin marjinal verimleri de bu örneğe baktığımız zaman biri eşit olduğumuzu ifade edebiliriz ama değer bir böyle bakarak yani eğimi bularak ifade edemeyiz. Şimdi toplam üretim fonksiyonu baktığında fonksiyonu ya da üretim miktarını çıkıyor. İş gücünün marjinal ürününe bakıyorsunuz. İş gücünde kullandığımız bir miktar değişim var. Bu sonucunda üretim miktarındaki değişmeyi bize veriyor. Ya da sermayenin marjinal ürününe bakıyorsunuz. Yine sermayenin miktarı değiştirilir. Değişim sonucunda üretim miktarı bakıyor. Değişim ne oldu? Kapandı mı? Neyse biz kendimize görmüyoruz zaten. Elimiz sağlamış olsa bu işleri çizecek yetenekten istedim. Değil mi? İş yaptım. Benim şekilde bazen pahalı yok. Ben daha güzel oluyor. Onun için de böyle ana okul gibi anlatıyorsun işte. Tamam. Ondan tablo ben hazırladığım için bilirim işte. Bu sefer diyorsunuz ki üretim fonksiyonu da mesela B noktasında B noktası bu gibi. Faktörlerden bir tanesi varabildik. Tamam. Geri alıyor da biz anlara ver bakalım. Var filan olmadan evvel 50 defa ileri al geri al. Ya fukara hakim bir defa görüyor, çalıyor işte ne görüyorsun? Şimdi B noktasından D noktasına geldiğimiz zaman bakıyoruz. İş gücünün üretim faktör miktarı, iş gücünün üretimde kullanılan miktarı hem B noktasında hem D noktasında aynı. İki bir kullanmış. Ama sermayenin üretimde kullanılan miktarı 2 birimden 4 birime çıkmış. Bu daha sonucu olarak
üretim miktarı da değişmiyor olmuş. 201'den 283 birime çıkmış. Yani şuradan baktığımızda sermayenin miktarını arttırmışız, üretim miktarında meydana gelen değişme. DTK'ya baktığımız ne kadar? 201 değişmiş. Üretim miktarına baktığımız 200'den 283'e çıktığını göre şöyle ifade edelim. DTK DTK'ya bakıyorsunuz. DTK'da 4000'den 2000. Bir buçuk. Sonra benzer şekilde B noktasında bu sefer de yani 201'lik üretim fonksiyonunda B noktasına bakıyoruz. 2000 sermaye, 2000 iş gücü kullanmış. Üretim miktarı 201. Sonra B noktasına, E noktasına geldiğinde üretimde kullandığımız sermaye miktarı sabit olmak kartıyla iş gücü miktarını artırmışız. Yani iş gücünün marjinal ürününe baktığımız artırdığımız iş gücü miktarı ile üretim miktarına gelen değişme. Üretimde kullanılan faktörlerden birisi miktarını sahiptir. Diğerine artırdığında üretim miktarında neden yeri değişmez. Yani artan üretim faktörü marjinal gelirine bakıyorsunuz. İş gücünüzde iş gücünü değiştirir, üretim miktarını değişmeye bakıyorsunuz. İş gücünün hem de sermaye sermaye miktarı bitişik ilkken kadar üretimde kullanılmış. Bunların değerlerini bu şekilde ifade edilmiş değerli arkadaşlar. Eşürün değerlerini özellikle ikamesi kadar kalır çizgilerden gösterdiler. İkinci özellikle başlasak bitiremeyiz ama bir 10 dakika ara verelim. O zaman devam edeceğiz. Ama ikame sınırlarına bakıyoruz. İkame sınırlarına üretim ekonomik bölgesi kısmında seçkin var. Üretimde üretim hangi bölgesinin ikinci safhasını kısmında bölgeniz. Her iki üretim faktörüyle üretim karşılığında pozitif değerler. Bizim Thank you.
İkinci özelliğe geliyoruz. Bu da şu nedenle. Genellikle orijinal dış büfedir. Niçin orijinal dış büfedir? Daha şey geçiyor bu özellikle. Orijinal dış büfedir. Sebebini ortaya koyabiliriz. Sonra D noktasından E noktasına hareket ettiğimiz gibi. İşkici ve sermayenin değişim oranı. Sonra yukarı doğru hareket ettiğimiz zaman her seferinde sermayenin üretimde kullandığı bir kitap. Aynı olmasının karşılık gücünden vazgeçtiğim miktar daha az. Sonuçta üst ikame sınırına denktiğimizde baktığımız gibi iş gücünün değişim miktarı yapsın. Mezada marjinal neydor tek defa sattı şu. Baktığımız zaman her seferinde sermaye miktarı aynı oranda değiştirdik. Böyle İntis olarak sermayenin miktarını öne yazıyoruz. Bakıyoruz değerli arkadaşlar. İş gücünün miktarı başta fazla. Giderek azalıyor. Tam ikame sınırına baktığımız zaman ikame sınırına bakıyoruz ki artık iş gücünün miktarı sıfıra erişmiş. Bakıyoruz. Yukarıda bir sayı var. Sermayenin miktarındaki değişmeyi gösteriyorsunuz. Sayılar en küçüğünden gördüğümüz zaman sonsuz veya çıkıyor. Bakın eğimler arasında bakıldığı zaman bunu görüyoruz. İşte üretim faktörleri birbirleri yerine kolay ikame edilemediğinden ötürü eş bin eğimler genellikle orijine düşmüştür. Bu örnekte olduğu gibi. Genellikle orijine düşmüştür. Şeklinde bir sahip kullandığımıza göre bu istisnalar da var. Bakalım şimdi. Oynatalım bakalım. Buna bakıyorum. Değerli arkadaşlar, eğer netin faktörü birbirleri yerine kadar ikame edilebiliyorsa, değişim değer her seferinde aynı ise, marjinal tekniği kanlı olanı, netin faktörleri, marjinal verimleri,
Ben üretimde kullanılan değişen miktarlara baktığımızda hep aile demektir. Yani o zaman üretim faktörleri tek bir üretim faktörü şeklindir. Bakalım şimdi. Şimdi A noktasındaki eğimi basit kuralımız var ya, eğimle ilgili nereye gidiyorsa bu basit kuralı bizimle birlikte geliyor. Eşittir fonksiyonu doğru şeklinde 10 dilim yönelmeyormuşuz. Eğimini bulacağız. Herhangi bir fonksiyon üzerinde bir noktanın eğimini bulmak için aldığımız noktadan fonksiyona bir teğe çiziyoruz. Üretim tabanına yaptığı açıdan tanışalım. Aldığımız fonksiyon doğru şeklinde olduğuna göre aldığımız noktada çizdiğimiz teğette fonksiyonu kendisiyle örtüşecek demektir, çakışacak. A noktasındaki eğimi A noktasındaki. Çizilen teğetin tabanına yaptığı açının tanjanti, baktığı tanjant A. Karşı dik kenar bölü bitişik dik kenar. Karşı dik kenar 1/1, bitişik dik kenar 2/1. 1/2 demektir. Değişim oranı 1/2. Bu üretim fonksiyonunun tabanına yaptığı açıya bakıyorsunuz. Burada da karşı dik kenar 3, bitişik dik kenar 6. 3/6. Divided by İngilizce konuşmayayım Mustafa burada. 3 divided by 60 result will be equal to 0.5. Yani yarım demektir. 3'ü 6'ya böldüğüm zaman yarıma karşılık geliyor değerli arkadaşlar. Bir nokta daha alalım. Mesela B noktasını aldığımız zaman eğimi bulmak istiyoruz. Karşı dik kenar bölü bitişik dik kenar. Karşı dik kenara bakıyoruz. 1'den 3'e çıkmış. 2 bitişik dik kenara bakıyoruz. Giden dörde çıkmış. Aynı olacak. Yani karşı dikkatler böyle bitişik dikkatler de yani okumuşlar. Yani tam ikame söz konusu olduğu için yarın evet. Burası bir, burası da iki olduğunu oluyor. Tam yarım demektir değerli arkadaşlar. Eğer üretimde kullanılmış faktörler tam tamamlayıcı nitelikte ise yani belli bir ürünü elde edebilmek için sabit olan faktör değişimi kullanıldığı zaman eş ürüneğiniz eğri şeklinde çıkacak 90 derece açı yapan koruma gelecektir. Mesela o örneğe bakıyoruz. 2 birim iş gücü kullanmış, 3 birim de 3 birim iş gücü kullanmış, 2 birim de sermaye kullanmış. Ürün miktarı 5.000. Ürün miktarını arttırmak istediğimiz zaman, 5'ten 10'a çıkacağınız zaman, iki üretim faktörü de üretimde kullanılan miktarını aynı oranda değiştiriyorsunuz. A noktasından B noktasına geldiğiniz zaman, sermaye miktarı 2 misline çıkmış, 2'den 4'e, iş gücü miktarı da 3'ten 6'ya çıkmış. Ürün miktarı da 5'ten 10'a çıkmış. Miktarımız 15'e çıktığı zaman sermaye miktarı 4'ten 6'ya çıkmış D noktasında. D noktasına geldiğimiz zaman iş gücü miktarı da 3'ten 6'ya çıkmış. 2 misline çıkmış. Bunda orana bakıyoruz. 2/3 oranda. 2 birim sermaye, 3 birim iş gücü kullanmışız. Üretimde kullanılan faktörlerden birini sabitalım diyene artırırsak ne olur? Kısacası bakalım. A noktasından B noktasına geldiği zaman sermaye miktarı sabit olmak kaydıyla iş gücü miktarını 3'ten 6'ya çıkarmış. Ürün miktarı 5 birimde kaldı. Öyleyse iş gücünün üretime katkısı ne olmuş?
sen P. Tamam. Ve A noktasından B noktasına geldiğimiz zaman üretimde kullandığımız sermaye miktarını sabit almıştı ama iş gücü miktarını artırmış. 3 günden haftamızda çıkıyor. Üretim miktarı artırmış. İş gücünün marjını verimini ifade ediyor. İş gücünün marjını verimini. Değişmiş. Kapan okulda döndük ya onun için. A'dan B'ye gelmiş. 3 birimden 6 birime çıkmış. Bakın burası 3 birim. Bizim üretim miktarına bakıyoruz. İster A noktasında olalım, ister B noktasında olalım. Ürün miktarı 5 birimdir. Diğer tarafıya bakıyoruz. Değişim var mı? Yok. Burası da sayı. Kaç olursa 3 olur, 3 bin birim olur, 3 milyar olur, 3 işte rakamlar artabilir. 0 bölüyorsun bu sayı, ortada bir şey yok ki. Dolayısıyla A ile B arasında iş gücünün maaşını bölüyor, 0 demektir. Kardeşim yok bu. Buna bak. Faktör miktarı değiştirirse ürün miktarındaki değişmeye bakıyorsunuz. İster A noktasında, ister B noktasında üretim miktarı 5 birim değişme yok ya. 5 eksi 5 sıfır demektir. Benzer şekilde A noktasından C noktasına geldiğimiz zaman da aynı şeyi söyleriz. Bu sefer de sermaye açısından baktığımız zaman. İster A noktasında, ister C noktasında üretim miktarı 5 birim. A noktasında 2 birim sermaye kullanmışız. 3 birim, 3 birim. C noktasında iş gücü miktarı değişmiş olmasına karşı değişmiyor, sabit. Sermaye miktarı değişmiş. Bu sefer ne diyorsunuz ki? MPR'e baktığınız zaman. Sermaye miktarı değişiyor ama üretim miktarı değişmiyor. İster A noktasında, ister C noktasında. İkisinde de üretim miktarı 5 bin. Dolayısıyla üretim miktarı değişmediğine göre 0. Karşılık gibi de el atılır. Bir üçüncüsü var. Üçüncüsü de. Eş ürünleri kesiştirilmiş. Bir an kesiştirilmiş. Düşünün. Bir üretim fonksiyonuna bakıyoruz. Bir üretim fonksiyonu üzerindeki A noktası, B noktası, A, B ve C noktaları aynı ürünlerimiz üzerinde olduğuna göre eş ürünün eğrisini tanımladığımız zaman farklı faktör bileşiklerini görmek için aynı ürünler yetmiştir. Benzer şekilde üretim fonksiyonuna baktığımız zaman E, B, E noktalarına bakmış ki üç üretim fonksiyonu üzerinde. Aynı ürünleri yapıyoruz. Buna göre B noktası ikisinde de ortak olduğunu yapıyoruz ki eğer kesişmiş olsa B noktası ortak. Ama ki Q üç üretim fonksiyonu Q'den daha yukarıda. Buna göre C noktası Q üretim eğrisinde, E noktası da üç üretim eğrisi üzerinde. Bakıyoruz ki B noktası da E'de, B noktası da C'de eşit olduğuna göre bu ikisi olsa olsa çakışır, kesişmezler.
geometride benim orta mektepte okuduğum dönemde 1966'da olmayan erdi metodu denildi. Bu akıllı telefondan da var. Yazı birini bakın. Olmayan erdi metodu. Yani bir an çalıştırıp düşünün. Sonuçta diyorsun bunlar. Olsa olsa üst üste gelirsin. Kübir ve çalışmaları. Çakışmalar üst üste gelirler. Evet. Geldik Mustafa İngilizcesini söyleyeceğim. Bölgesine. Arzın merkezinde üretilmiş bölgesini yerleştiriyoruz. Onun için geri alalım bakalım. Tamam, buraya geldik. Evet. Kim hocam? Ha, bunlar el kaldırıyor. İngilizcesini söyleyecekler galiba, değil mi? İçindeki sınırlar, yeşille ifade edilmez. Kırmızılar SOS veriyor. Bakın bunlar kırmızı çizgilerimiz. Üretim yaptığımız için yarınlar ikame sınırlarından bahsettik. Üretimin ekonomi bölgesi içerisinde üretimde bulunursa iki üretim faktörü üretime katkıdan pozitif. Burada görebildiğimiz gibi bu şekillerde de görebiliriz. A'dan başla, B'ye doğru hareket ettiğimiz zaman her seferinde daha fazla iş gücü kullanıyoruz. Sermaye miktarını azaltıyoruz. Bundan sonra bu kırmızı çizgi üzerinde hareket edersek bakalım şimdi kırmızı çizgi üzerinde hareket edip mesela P noktasından P noktasına geldiğimiz zaman aşağıdan bakıyor 529 birim üretim fonksiyonu L'den başlayıp L'ye doğru gidince 5000 birimini negatif eğilimler olduğu kısımdan daha fazla sermaye buna karşı daha az iş gücü kullanıyoruz. İkamet 3 sınırına geldiğimiz zaman bundan sonra üretime devam ettiğimiz takdirde her iki üretim faktöründe üretimde kullanılan miktarını artırmışız ama üretimleri artmamış. P noktasından P noktasına geldiğimiz zaman L noktasından başlayarak daha fazla sermaye kullanmışız, daha az iş gücü kullanmışız. İkamenin üst sınırında bundan sonra üretime devam edip H noktasından P noktasına geldiğimiz zaman hem üretimde kullandığımız sermaye miktarı artmış, 7,5'tan 8,5 birime çıkmış. Hem de üretimde kullandığımız iş gücü miktarı artmış. E noktasında 4 birimmiş, P noktasında 5 birime çıkmış. Daha fazla faktör kullanmışız ama birim miktarımız değişmemiş. Burada hangi üretim faktörünün marjinal verimi negatif? Evet, el kaldırırsanız artı değer vereceğiz. Arkada plan el kaldırıyor. Evet. Mustafa'dan başka el kaldıran yok. Bir daha sorayım. Daha sorayım. Şimdi L noktasından başlayalım. H noktasına kadar aşağıdan yukarı hareket ediyoruz. Daha fazla sermaye kullanmışız. Bakın H'den, L'den K'ya geldiğimiz zaman
sermaye miktarı 4.000'den 5'e çıkmış, iş gücü miktarı da 7'den 5'e düşmüş. Yatırım miktarımız aynı. Üst ikamet sınırının H noktasına geldik. Şimdi burada bir nokta koymamız lazım. Bundan sonra devam edersek, SOS böyle kırmızı çizgilere geçiyoruz. H noktasından B noktasına geldiğimiz zaman iki üretim faktörünü de üretimde kullanılır. Miktarını arttırmışız, ürün miktarı artmamış. Hangi üretim faktörünün marjına verimi ne kadar? İş gücü. Bak şu orada formülleri falan var ya. İş gücü. Mustafa. Sizin evet. Hocam ikinci bölgeyi hocam. Bir iki karak iki yok burada. Tamam iki yok. Üretimin ekonomik bölgesini sonra soracağız. Şimdi böyle kurumsal üretim ekonomik bölgesini götürüp üretim ikinci bölgesini götüreceğiz de. Önce sorunun cevabını ver bakalım. Burada hangi üretim faktörü? Marjına verimi negatif. Tabloya bak. Şekle bak. Tamam hocam. İkamet. Düşün. İkamet sınırları içerisinde hocam ya şimdi evlerin negatif olduğu bölge. Tamam oralarda bir problem yok. Dışına çıkmışız. İsim patronları yapıyor herhalde. Oraya gidiyor. Buradan el kapıyor ha. Biliyor musun? Söylesin. Evet. İş gücü negatif evlidir. Sakın. Ya sermaye daha fazla kullanmışım bak. Tam iş gücü. Bak B'den H'ye geçmişiz. Buraya kadar iş gücünü azaltmışız, sermaye artırmışız. Bundan sonra üretime devam ettiğimiz takdirde iş gücünün miktarını bakalım. H noktasında sabit olur. B'ye geldiğimiz zaman. Gücün miktarı sabit ama sermaye miktarını arttırmışız. Ürün miktarı artmış mı, artmamış, azalmış bak. H noktasında, R noktasına geldik. H noktasında izleyelim, 529.000 ürün var. R noktasına geldiğimiz zaman ürün fonksiyonu izleyelim bakalım. 346'ya düşmüş. Çok daha fazla sermaye kullanmışız. Üretim miktarı artmış, azalmış. Bu analizi H'den F'ye geldiğimiz zaman da bakın, üretimde kullandığım iş gücü miktarını ne yapmışız? H'ye kadar iş gücü yükünü azaltmış, sermaye arttırmış, H'den F'ye geldiğimiz zaman iki üretim faktörü de üretimdeki paylarına daha fazla kullanmış, ürün miktarı artmış. Onun için ikame sınırlarına baktığımız zaman, biraz önce aslında söyledim işte. Yani bunu çizdiğim zaman bir de bana almıştım mesela. Alt ikamet sınırına bakıyoruz. İster üretimde kullanır faktörlerin verimleri oranına bakın. İsterse değişim oranlarına bakın. Değişim oranına başlarım mesela. Bu noktaya geldiğimde bakın sermayedeki değişim miktarı daha fazla başlar. İkiye mesela. Sermayedeki değişiklik. Sonra B ile B üstü arasındaki dikey mesafeye bakıyoruz. A üstüne bile daha az olmuş. Sonra C'ye bakıyoruz. C üstü. Direkt azalmış. E noktasında dönüşüm noktası. Yani ikame sınırına geldiğimiz zaman alt ikame sınırına bakıyoruz. Artık sermayenin üretimde kullanılan miktarı ortadan kalkmış. Delta K, delta L'e bakıyorsunuz. Değişime bakıyoruz. Delta K hiç olmadı. Değişim hiç yok demektir. Buradaki rakamlar daha önce belli değil ki bu rakamlar bir silinle kafa karışmaz. Sondaki şekli esas alarak analiz yapıyoruz. Bakın sermayenin değişim oranını giderek alıyoruz. Tam böyle dönüş ikame sınırının altında burada kalıyor çiziyor. Buraya geldiğimizden bakın. Burada artık sermayenin değişimi hiç yok. Sermayenin değişimi
kısmını bakıyorsunuz. Bu sıfır dedi. Sıfır olunca eğri vermiyor bize. Delta K bölü delta F ya da kinetik faktörlerin marjinal belirleri arasında baktığımız zaman marjinal tetik K oranını seviyor. Teğet çiziyoruz. Teğetin tamamen yaptığı açını takip ettik. Nereye gidiyorsa bu eğim var ya bizimle beraber geliyor. Bakın. E noktasındaki eğimi bulacağız. Yeşilleriz. 200 yeşiline yükseldik. Eğimi bulacağız. Teğet çizdik. Boksiyona teğet çizdik. Teğetin tamamen yaptığı açı. Açı açı yok ki. Kaybettiğiniz zaman nereye? İş gücü ekserinde bir iş üst üste geliyor demektir. Yani açım açıyor. Dolayısıyla eğim sıfır. Öyle bakıyoruz. Bu işi yaparken de bunları özellikle çizdim. Gemin içinde olanlar bunu yakamıyor. Bunlar yok bir taraftan. Yani bunları anlatmak çok doğru bir şey de değil yani. Tam böyle Ali Okulu eğitim var ya. Biliyorsunuz değil mi Ali Okulu eğitimi ne olduğunu? Askere gidiyor okul yazması yok. Mesela Tekman'dan, Hırıs'tan ya da Şebin Karahisar'dan göndermişler, trene bindirmişler, gitmiş, okuma yazması yok, görmemiş, okumuyor. Öğretiyorlar, Ali okulu, okuma yazmayı öğretiyorlar. Bu bizim yaptığımız biraz Ali okulu eğitimimiz. Bak, göndermişler, eğim verdim, bak buradaki eğimi bulacağız. Bir T'ye çizdik. Ne deniyorsak beraber deniyoruz. Herhangi bir fonksiyon üzerinde bu noktada eğimini bulmak için. T çiziyor. Çizilen T tamamı yaptı açık. Tercaktı. O tarafta bir T çizdi. Tamamı yaptı bir açı var. Ona göre o açının tercaktı. Bize eğim veriyor. Değerli arkadaşlar, benzer şekilde antik hamesinde için bunu söylüyoruz. C noktasında da öyle, G noktasında, L noktasında, N noktasında burada bakıyoruz ki eğimle sıfır eşit. Bu alt ikamesini sağa taşıdığınız zaman daha fazla iş gücü kullanıyorsunuz. Üretim miktarı değişmiyor. Dolayısıyla iş gücünün marjinal verimi bu alt ikamesini sağda negatif, solda pozitif. İki üretim faktöründe üretimde kullandığımız netik faktörlerin marjinal verimleri pozitif olacak. Alt ikamesinin sağında daha fazla netik faktörü bakın kullanıyorsun işte. L noktasından S noktasına geldiği zaman daha fazla iş gücü kullanmış, üretim miktarı artmamış, azalmış. Öyleyse alt ikamesinin sağında yani eşinin verileri pozitif olduğu kısımda iş gücünün marjinal verimi negatif, sorun da pozitif. Benzer şekilde üst ikame sınırına bakıyoruz. Ondaki değere de baktığımızda üst ikame sınırına bakıyoruz. Çekti Ali okulu ama özellikle çizdi. Bakın bu sefer de sermayenin miktarı aynı varında eşit bir şey. Bakın iş gücünün miktarı şuna bakıyorum. Delta K bölü delta F. İş gücünün miktarına bakıyoruz ki gerek iş gücünün üretimde kullanılan miktarları. Yatay eksenindeki miktarlara bakıyoruz. Giderek azalmış. Tam böyle denge noktası. Kamenin üst sınırında bakın kamenin üst sınırında delta F var mı? Yok. Ortada kaybolmuş. Bir sayı sıfıra bölüyorsunuz. Sıfıra bölünce değerleri sonsuz çıkacak. Sayıların en küçüğüne bölüyorsunuz. Dolayısıyla üst ikame sınırı. İster faktörlerin marjinal verimleri açısından bakın. İster değişim değeri açısından bakın. Bakın. Değişim değerine baktığınızda şu yatay eksenine giderek azalıyor. Üst ikame sınırında artık delta L değişimi sıfır. Sıfır koyduğumuzda bir sayı sıfıra bölüyorsunuz sonsuz çıkıyor. Faktörlerin marjinal verimleri açısından da baktığınızda benzer şekilde. M, T, L, delta 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 L, delta
burada da ikame sınırının üst ikame sınırının sonunda sermayenin marjinali negatif, sağında pozitif. Öyleyse ekonomik bölgesine karşılık geliyor, üretimin ikinci bölgesine karşılık geliyor. Değil mi? Üretimin ekonomik bölgesinin alt ikame sınırının sağındakiler iş gücü aslında baktığımızda madem ki iş gücü marjinal verimi alt ikame sınırının sağında negatiftir. Öyleyse üretimin ikinci bölgesi, üçüncü bölgesine karşılık gelir. Değil mi? İş gücü sınırsız da olsa daha fazla iş gücü kullandığı zaman tek değişken faktörü üretimi düşürürüz. Üretim artma azalması istiyoruz. Sermaye açısından üretimin birinci bölgesi, sermayenin marjinal, iş gücünün marjinal verimi pozitif olmasına karşı her değişken faktörü daha fazla sermaye sabit ettiği için sermaye tavanı da kullanılıyor. Dolayısıyla üretimin birinci bölgesinde de, üretimin birinci bölgesinde de sermayenin marjinal verimine kadar. Öyleyse toparladığımızda üretimin ikinci bölgesinde her iki üretim faktöründe marjinal verimleri pozitif. Üretimin ekonomik bölgesi tek değişken faktör üretimde üretimin ikinci bölgesine karşılık getiriyor. A sıfırdan başlıyor. Sıfır A, D, M noktasında eşit eğilisi bakın bu ikame sınırlarında eğim sonsuzdur. Alt ikame sınırında sıfırdır. Bu arada her iki üretim faktöründe marjinal verimleri pozitif. Dolayısıyla üretici üretimin ekonomik bölgesinde üretim faaliyetinde bulunursa iki üretim faktöründe marjinal verimi pozitif olmalı. Bu alanda üretim faaliyetinde bulunacak. Dedikten sonra sabah arkadaşlarla konuştuğumuz gibi mesela bunlar hareket ettik suretiyle iki değişken faktör üretimi iki değişken faktör üretimi production with two very good inputs one two critical diyeceğim. Sonra da S diyorsun. Bak bunu. Çocuğun içerisine almışım. Bu neyin nesidir? Biz kimse onu söylemiyor. Söylemiş olsa düzeltmiş yap. Düzeltme yapmış olsa 5 tane atıyoruz. 5 tane. 5 değil. Hocam ben söyleyecektim. Arkadaşlar söyledim. Söylemem. Sorun o değil. Sorun şu. Ya göreceksin da buradan bir şey yapmıyor. Production with two variable inputs. Orada da sayı yok. Burada faktör var. Faktörü çoğul yapıyorsunuz. Değil mi Alemdar Mustafa? Tamam. Şimdi sorum şu değerli arkadaşlar. Mesela o iki değişken faktörü üretimin ekonomi bölgesinde hareket edelim. Bu kadar korkuyordan sonra artık yaparsınız. Tek değişken faktör üretim çıkarılabilir mi? Evet. Soru sorsak quiz mesela. Fatma da belki de böyle bir soru sorar. Quiz yapmasın. Bakalım ne diyorsun? Bak, üretimin ekonomik bölgesi var. İki değişken faktör. Şimdi iki eşittir. En kan üretim fonksiyonunda bana gidip de söylediğinde. Yaptığım zararından bir tanesi bak gönderi bir günler gelir. Onun ömürünü de faktörlerin değiştiği zamanda diğer değişen miktarlarla ürün değişen miktarlar olacak. Bak, ürün merkezinde temel üretim fonksiyonu var. Bunları hareket etmek suretiyle analiz yapıyoruz. Burada da iki değişen faktör üretim yapmışız. Diyoruz ki bundan hareket ederiz. Mesela bak şey, sermaye miktarı sabit. Çünkü de sabit olmuş.
iktisadın değişmeyen değişmesi de mümkün olmuyor. Kan, kan bilinci kar mı? Buradan hareket etmek sürekli. Faktörlerden birisi sabit alacaksınız. Ya bu kadar konuştuk. Bir düşünün bakalım. Belki de sonra arkadaşınız. Şimdi sonra filan da sonra Madrid'den de sonra. Ya da başka imtihanlarda var ya hayatta hepsi imtihan bitmiyor yani. Ömür bitermiş yok bitmezmiş. Bu imtihan da böyle. Bir dolmuşun üstünde bir yazı görmüştüm yeni hastan olduğum zaman. Diyor ki ömür biter yok bitmez. Kendini şoför tarif ediyor. Akademi hayat da öyledir. Bak ben de 30 sene önce reçet olmuşum. 25 yıl muhakkak olmuşum. Benim çalışmam başladı. Evet, bu kadar yeter diyoruz. Söz sırası sende. Patlam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Benim aklım şeyden kazanır. Hocam şurada hem esnaf sizin yazmasınız hem tüm. Zaten esnaf size çok olmuyor mu yani? Çünkü gerek sormuyor mu yani? Esnaf size çok olmuyor mu? Yani şuraya da esnaf size. Var mı siz? Nasıl? Pahalı mı olur mu? Var mı? Bunu yapacak Yes, I'm going to check the calendar.